Hepsini gireceğiz. Biri var mı? Doğduğunda annesi ilgilenmediği için ilk gün eve götürüp evde bakmak zorunda kaldık. Bütün ailecek yaklaşık 45 gün evde, yani kendine geldikten sonra buraya getirdik. Ondan sonra da sürekli burada kaldı. İlk günler işte her gün beraberdik. 6-7. aya kadar her gün sürekli beraberdik. Sonra günde bir iki kere yanına girmeye başladı. Çünkü büyüdükçe böyle seviyor ama şımardığı zaman zarar da verebiliyordu. Ama şimdi artık olgunlaşmış bir genç kız oldu, öyle söyleyelim. İşte gördüğünüz gibi böyle oynuyoruz. Haftada iki kere yaklaşık giriyorum. Fazla sık girince artık çünkü şımarıyor biraz. İşte beyaz aslanlar dünya üzerinde toplam 130 civarında var şu anda. Bunun da 30'u Afrika'da bir koruma parkında. Diğerleri de hayvanat bahçelerinde. Üremesi zor bir tür. Evet, Türkiye'de doğan ilk beyaz aslan yavrusu Angel. Yani dediğim gibi doğumu zor olan, yavrusu zor büyüyen bir hayvan. Yani şimdi böyle söyleyince kolay geliyor tabii, evde aslan baktık falan, ama hakikaten zor. Çünkü özellikle ilk 3 hafta yaklaşık 1,5 saatte bir sürekli işte mamasını ver, gazını çıkar, tuvaletini yaptır, masaj yap, uyut. 1,5 saat sonra tekrar, sürekli bu. Yani bütün ailecek nöbetleşe gece gündüz bakarak bu hale getirdik. Biraz zor oldu ama sonuçta meyvesini aldığımız için hepsi unutuluyor tabii. Şu anda çok iyi durumda. Angel'la kucaklaşıyoruz ama Angel 100 kilo, bir nevi güreş gibi oluyor. Yoruyor biraz tabii. Bir de işte yaz mevsiminden dolayı tüylerini döküyor, kalın tüyler. O yüzden bu gördüğünüz tüyler de işte Angel'dan çıkan tüyler. Evet, benim eşimle çocuklar da geliyordu küçükken ama artık yanına giremiyorlar çünkü çok ağır. Onlara bu bana atladığı gibi kucaklamak istese devirip yani öldürebilir bile istemeyerek. O yüzden ben de şimdi her an tetikteyim aslında. Yani bir boşluğuma gelse, beni devirse ya da ani bir hareket yapsa zarar verebilir istemeyerek. Yani şu an isteyerek bir zarar verdiği yok. Dünyada aslan nüfusu 200 binlerden 20 bin sayılara kadar indi. Her canlıda olduğu gibi onlarda da azalma var. Dünya Aslan Günü de bu azalmaya dikkat çekmek amacıyla kutlanan uluslararası bir gün. Biz de Aslan Park olarak bugün de çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. İçeride işte 3,5 aylık bir aslanımız var. Onunla da bakıcı gözetimine gelen ziyaretçilerimiz bir araya gelebiliyorlar. Bizde 11 tane aslanımız var. 3,5 aylık aslandan işte 12-13 yaşında erkek aslanımıza kadar 11 tane aslanımız var. Bunların birçoğu burada dünyaya geldi. İlk anne babaları nereden geldi derseniz, onlar da kesinlikle doğal yaşam görmemiş 7-8 nesildir, yani neredeyse 100 yıldır hayvanat bahçelerinde koruma altında olan hayvanların yavruları bunlar. Biz de buraya onları transfer ederek bakımlarına, popülasyonun artmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Amacımız bu canlıları çoğaltmak, mümkünse doğal yaşamda da bu hayvanların devamlılığını sağlamak. Bunun için de bir derneğimiz var, Coşkun Bayraklar Doğa Koruma Derneği. Dernek faaliyetleri kapsamında da doğal yaşamda da ki aslanların korunması için de gerekli desteği veriyoruz.